Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bu hafta hükmen galip geçirdi Fenerbahçe. Antalya Spor'la karşılaşacak sonrasında. Öncesinde bir kupa maçı var. Kupa var. Çarşamba, Kartanba günü, günü. 20.30'da. Ee, yani bir kere Artık bu 5 puanlık fark sürdüğü süreci sezonun en önemli maçlarından biri şu anda ee, Sivas Spor maçı. Sezonu bir kupayla kapatmak isteyecektir. Ama Jesus dedi e hiçbir zaman tek kupayla yetinmedi de 4 kupa kazandığım sezonlar oldu dedi. Bakalım yani kağıt üzerinde matematik olarak 2 kupa kazanma şansı da var. Yok değil. Ama e hani şu an Türkiye Kupası'na ulaşma şansı Türkiye Ligi Kupası'na ulaşmasından daha yüksek bir ihtimal. Çünkü sonuç olarak şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde değil. Evet kazansa bile sonuç olarak Galatasaray'ın <laughs> elinde. Türkiye Kupası'nda ilkler senin elinde Sivas evet. Spor'u. En çık yani bu evet. kadar basit. Bilal e, Ara evet bu sezon e, haberde izledik önemli bir oyuncu. Ama e, bence Fenerbahçe'nin yeni sezonda e, bir kabuk değişimi yaşayacağı kesin bunu yaparken... Biraz daha A plas oyunculara yönelmesi gerekiyor Ezgi. Yani, Bu yani başarısızlık aslında oyuncu kalitesinden mi kaynaklandı sence? Oyuncu kalitesinden kaynaklandı dersem birçok oyuncu haksızlık etmiş olurum. Mesela Ener Valencia'nın performansına, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına e, haksızlık etmiş olurum. Yine bunun gibi isimler ama e, Fenerbahçe bence Jesus gibi bir marka hocayı getirdikten sonraki süreçte kadro yapısında bence biraz daha A çekmesi gerek. Fenerbahçe'de Valencia önlemi ayrılırsa yerine gelecek isim belli oldu. Önümüzdeki sezonu şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi bir çalışma içine giren Fenerbahçe'de önemli bir iddia gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlerin İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen yani Kolombiyalı Santrafor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi. 2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor. Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon civarında olsa da oyuncunun bir yıllık sözleşmesi kalmış olması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle transferinin söz konusu olduğu belirtiliyor. Zapata'nın 2019 yılındaki piyasa değeri ise 45 milyon euroydu. 32 yaşında ve 1.89 boyunda olan Zapata, Atalanta dışında Napoli, Udinese ve Sampdoria formaları da giydi. Oyuncunun menajeriyle olan görüşmenin olumlu geçti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve transfer'e prensip olarak sıcak yaklaşıldığı bilgisi de geldi. 34 kez Kolombiya milli takım forması giyen Zapata bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin öncelikli 3 hedefi belli oldu. Jesus kalsa da gitse de alınacaklar. Fenerbahçe'de transfer hareketleri sürüyor. George Jesus ve ekibinin mevcut raporları doğrultusunda zayıf bölgelerini belirleyen Fenerbahçe bir sonraki sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına başladı. Jesus'un kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da transferle ilgilenen yetkililer hiçbir hocanın hayır diyemeyeceği 3 ismi öncelik verdi. Sarıla Acıvert'te temaslara da Trabzonspor maçında başladı. Trabzonspor maçını her ve daha davetliydi. Wilfried Zaha'nın abi olan Herve, kulübün davetlisi olarak Ülker stadındaydı. Crystal Palace forması giyen için Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisi var. Fenerbahçe'de bir diğer hedef ise Dominik Divakovic. Oyuncu tarafından da doğrulanan görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat şampiyonluğa oynayacak bir takım için yetersiz gören teknik heyet üst düzey bir kaleci arıyor. Livakovic için Dinamo Zagreb 10 milyon lira istiyor ve Hırvat Eldiven'e Fenerbahçe dışında da birçok talip var. Liverpool, 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Hırvatistan'ın öne çıkan performanslarından birini göstermişti. Sarı lacivertlerin sonra da ifse Ryan Kent. oyuncu ile büyük ölçüde anlaşıldı ancak son bir onaya ihtiyaç duyuluyor. 30 yaşındaki hücumcu için Hija Jesus ya da yeni gelecek teknik kadının son kararı vermesi istenecek. Glasgow Rangers oynayan oyuncu Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyor. Rankent Fenerbahçe ile anlaşamaması halinde diğer teklifleri değerlendirecek. Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalıp Fenerbahçe yönetimi tüm odağını yeni sezon transferlerine vermiş durumda. Gelecek yıl transferdeki en büyük hedef nokta atışı isimleri kadroya katmak. Yönetim geçtiğimiz dönemlerdeki gibi soru işareti olan futbolcuları transfer etmeyecek. Bu doğrultuda Sarı Lacivertler yaz transfer döneminde dünya ünlü yıldızları öğrenme kararı aldı. Fenerbahçe Galatasaray'ın da gündeminde olan o yıldız için devreye girdi. George transfer için olumlu görüş bildirildiği öne sürüldü. Kanarya bu transferle birlikte yeni sezon önce sezildiği rakibine dev bir çalım atmaya hedefliyor. Fenerbahçe, bonservisi Paris Saint Germain'de olan ve Juventus'ta kiralık olarak formu gelen Leandro Paredes için devreye girdi. Galatasaray'ın listesinde bulunan yıldız oyuncu için sarılı cüvertlerin ciddi adımlar attığı iddia edildi. Juventus'un Arjantinli orta saha oyuncusuyla devam etmeyeceği kesinleşti. Paredes'in bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain de 28 yaşındaki futbolcuyu göndermek istiyor. Paris Saint-Germain olan kontratı 2024 yılında bitecek olan Paredes de bu yaz Fransız ekibinden ayrılma hedefinde. Tam da bu noktada Fenerbahçe'nin transfer işinin devreye girdi ve 3-4 milyon euro seviyelerinde bir bonservis ücretine transferi bitirmeyi planladığı öne sürüldü. Paredes'in ise iyi bir senelik ücrete Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Fenerbahçe bu hamleyle birlikte hem Galatasaray'a dev bir çalım atmış olacak hem de önemli bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirecek. Fenerbahçe ve Parades transferine dair gelişmelerin ilerleyen günlerden netleşmesi bekleniyor. Sarılı Acıverkler transfer dönemini Leandro Parades ile açabilir. Leandro Parades bu sezon 36 maçta forma giydi. Arjantinli orta saha bu karşılaşmalarda bir gol attı. Ayrıca iki de asist yaptı. Ülke milli takımında 52 müsabakada boy gösteren yıldız oyuncu 4 golle oynadı. Paredes'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Paredes kariyerinde Zenit, Empoli, Roma, Boca Juniors ve Verona gibi ekiplerde de ter döktü. Fenerbahçe'de en az 8 yolcu. Kadro şişkinliği de bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Sırılığa cüvertlerin halen 18 yabancı futbolcu kontratı bulunuyor. Devre arası gelen ve TFF'nin U21 kuralına uyduğu için kontenjan dışı tutulan Jadon Osterwald'e de bu sene 22 yaşına bastığı için Yeni sezonda yabancı oyuncu sayılacak. Böylece takımda milli takım uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı 19'a yükselecek. Bu da sezona 14 yabancı ile başlaması gereken kulüpte ciddi bir operasyon gerektiğine işaret ediyor. Peki çözüm ne? Sarı yönetim en az 8 futbolcuya yolları yollara ayırmayı planlıyor. Bu sayı 13'e de çıkabilir. Alioski ve Perkas'ın sözleşmeleri uzatılmayacak. Mergin Berisha, Buruma ve Samatta da elden çıkarılacak. Şu an takıma katkı veren Rossi, Osayi, Pedro, King, Hernike ve Crespo için gelen teklifler de değerlendirilecek. Atilla Zalai kararı ise önerilecek bonservise bağlı. Osterwold'a hazırlık kampında kendini gösteremezse satış listesine konulabilir. Fenerbahçe'de Arda Güler devrimi. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler artık takımın az futbolcularından biri oldu. İlk 11'de çıktığı son 6 maçta takımın liderliğini üstlenen Arda, oyun zekası, çalımları ve paslarının yanı sıra duran topları kullanmadaki becerisiyle öne çıkıyor. Arda'nın son haftalarda takımın bank oyuncuları arasına girmesinde fiziksel açıdan gösterdiği gelişimin büyük payı bulunuyor. Teknik direktör Jesun fiziksel yetersizlik gerekçesiyle uzun süre kulübede oturttuğu genç oyuncu zamanla eksiklerini büyük ölçüde giderdi. Beslenmesine dikkat eden ve ekstra çalışmalar yapan Arda Güler bu sayede daha da güçlendi ve hızlandı. George Jesus'un ligde ilk 20 haftada hiç ilk 11'de görevlendirmediği, sadece 6 maçta 41 dakika oynattığı genç futbolcu ikinci yarıda çok daha fazla süre aldı. Ligde son 13 maçın 9'unda ilk 11'de oynayan ve Üçünde sonradan dahil olan Arda toplam 711 dakika şans buldu. Tüm kulvarlarda da 1218 dakika forma giydi. Sözleşmesinde 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır maddesi olan Arda Güler'in ligde kalan iki maçta ve kupa mücadelesinde bu süreyi geçmesi bekleniyor. Ligden çekilen Atay ve Gaziantep'in maçları da 90 dakika oynamış olarak bu süreye eklenecek.